tarlasındayız. Efendim kendinizi tanıtır mısınız? Burası neresi? Çanakkale, Biga, Hoşova köyündeyiz şu an. Adım Selçuk Uyanık. Bindekar çeltik arazisi işlemekteyiz. Aile işletmesiyiz. Allah daha çok versin. Savaş Bey'in Rekor gübrenin yaprak gübresini kullandık. Kullanmamıza vesile olan da Instagram'daki, Facebook'taki paylaşımlarından dolayı. Neyi gördünüz orada, ne gördünüz? Orada gördüğüm Sarıköy bölgesinde çeltik arazisine uygulanmış olan çeltiklerdeki çeltik yanıklı dediğimiz hastalığın başlangıcı oluşmuş ve Savaş Bey ve videolar eşliğinde uygulama yapılmıştı. Evet. Uygulamaların akabinde çeltikteki iyileşmeleri de paylaşmışlardı. Peki siz aynı şeyleri gördünüz mü? Ben de aynı şeyleri gördüm. Benim de sıkıntım vardı Kameyo çeltik çeşidinde. Evet. Çeltik arazimiz arkada, arka planda. Cinsi nedir efendim? Kameyo'da bu gördüğünüz çeltik arazisi bu renkte değildi yani. Kahverengimsi daha renkli. Daha kötüymüş yani. Bayağı yanık. Çok yoğundu. Evet. Bugüne o nasip oldu tanışmamız Savaş Bey'le kendisiyle. Ben burada şöyle bir şey tanıtacağım. Tabi burada aslında bu tür aşırı bozuk yerlerde biz Selçuk Beyciğim zaten söyledik haliyle. İkinci uygulamayı çok yakın zamanda tekrarlamanızı aslında rica etmiştik yani. Evet. Yani daha doğrusu bayimize biz bilgi vermiştik. Biz çalıştığınız bayi Gönen'den, Başak Tarım, Sayın Mustafa Günleri Bey'den aldınız önlerimizi. Evet. Dolayısıyla biraz daha bu tür bozuk yerlerde neden? Hani önce bitkiyi toparladı, yeşillendirdi, gövdesini kalınlaştırdı. Evet. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? İkinciyi biraz daha yakın. Yani öyle 15-20 gün değil de. Biraz geciktirdik ama şimdi artık ilk işimiz şu an ikinci uygulamaya geçeceğiz. İçine girelim isterseniz biraz şöyle. Buradan girebilir miyiz direkt? Girebiliriz. Gelelim. Buyurun. Şuradan girelim. Hem yolu da açalım. Birazdan arabalar geliyor. Şu değişimi bir canlı burada gösterelim efendim. Kamerada gelsin böyle. Ha. Evet. Bu ne değişti? Yani o gösterdiğimiz paslar vardı. Ha. Bir kamera gelsin efendim şöyle. Ha. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Gelsin kamera, içeri girsin. Tamam. Acelemiz yok. Buyurun. Buyurun. Bizim yapraklarda pas. Evet. Bu şekilde belirmişti. Bu gördüğünüz hiçbir şey değil yani. Bu iyileşmiş hali bitkinin. İyileşmiş hali. Evet. Bitki bakın aşağıya kadar da yeşerme başladı. Kapatalım isterseniz biraz. Elim kök sökü. Şunu alayım ben isterseniz. Rahatça siz çalışın şöyle. Ha. Gösterin. Babanız yılların çeltikçisi. Siz de babanızla beraber. Aynen. Babadan oğlu. Evet, çok güzel. Babanız da aynı şeyleri söylüyor peki. Evet. Şuradaki değişimi canlı söyler misiniz? Bizim bitki işte ilk Rekor gübreyi kullanmadan önce hasta olduğu dönemde bu yapraklardaki yanıklık oranı %90 daha fazladı. Bitki sapsarıdı ve kahverengiydi. Evet. Rekor gübreyi attık. Şu an 15 gün falan oluyor uygulayalı. Hı hı. Ama gelişim yani şu an iyi. Şimdi Savaş Bey'le de gelip araziyi gözlemledi. Geldiği için hayretten teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok memnun olduk sizden. Şu an ikinci uygulamayı yapacağız. Evet. Ben fungisit uygulamak istiyordum. Savaş Bey'in dediği olayda fungisit uygulamana gerek yok. Rekor gübreyi sadece tek başına zaten kullan. Şu an bizim malımız zaten şu an yani fişekledi yani gebeleşme döneminde. Artık bir hafta 10 gün içinde başa yaracak zaten çeltimizde. Evet. Biz de artık nasipse akşamüstü serin havada, rüzgarsız bir havada Rekor gübreyi yeniden uygulayarak çeltimizin başak yarmasını ve doğumunu rahat bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacağız. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim Selçuk Bey. Tabii burada zaten siz geçenki dönemde fungusları da verdiniz beraberinde. Evet. Tabii ki burada bugün ama her zaman kullandığınız onları tamam yapıyorsunuz, yaptınız. Dolayısıyla ama bugün bitkideki direnç artışını, yeşillenme noktasında gelişimi, hızlı büyüme noktasını. Şimdi ben kendim gübrelemeyi biraz fazla severiz. Aslında yaptığımız gübrelemeye oranla bizim bitkimiz bu gelişimi sağlamadı. Evet. Yani hasta oldu. Evet. Bu sıkıntı bize üzdü bu arazinin bir bölgesinde. Evet. Fakat yani attığımız gübrenin almasını tek sağlayan da ben gene Rekor gübre diyorum. Evet. Çünkü eğer Rekor gübreyi atmasaydık bizim attığımız fungusitler, ben 2 defa uygulama yaptım. Üçüncüyü yapacağız yani. O fungusitlerin bu kadar yeşertme özelliği olduğu yok. Olmadığına da inanıyoruz. Çünkü daha önceki yıllarda da biz bunu yaptık yani. Evet. Yani yoksa bugün, çünkü bitki hastadı zaten. Yani bugün bitkinin gelişim sorunu var. Yani bitki çalışmıyor yani. Dolayısıyla yani fungisit başka bir şey. Bitkinin gelişmemesi başka bir şey. Dolayısıyla bu noktada bu ürün bugün sonuçta bitkiyi çalıştıran, bitkiyi güçlendiren, bitkiyi dirençlendiren bir ürün haline. O yüzden bu arada ben tabii ki asıl konu şu. Ben hep Selçuk Bey gibi üreticilerimize şunu söylüyorum yani. İnsanlar en sıkıntılı yerlerinde kullanmayı düşünseler de bugün asıl sonuçta nihayetinde parayı da iyi yerden kazanıyorsunuz. Evet. Geri kalan 970 dekar arazinizde iyi. Evet. Dolayısıyla neden oradaki randımanı daha çok arttırmak için kullanmıyorsunuz? Neden orada tane sayısını arttırmak, neden orada daha az kırık pirinç olmasını sağlamak için kullanmıyorsunuz hali? Onu sorduğumda şu an aklınıza sanırım daha da yattı. Çünkü videolarda siz bizim gösterdiğimiz Şimdi kanser hastası bir insanı düşünün. Şöyle şapkanızı biraz kaldın, insanları da görsün böyle. Tedavi edildiğini düşün. Kanser hastası bir hasta iyileştiğinde. Evet. İyileştiğinde yani yoğun bir hasta, artık yatak hastası iyileşince, daha yeni başlayan bir hasta uygulandığında koşu koşması gerekiyor. Evet. Bizim için de biz ölmüşü canlandırdık. Evet. Hafif iyi olanı da artık yani yolun başında olanı, niyetli olanı hastalığa yakalanmadan rekor gübreyi kullanarak hiç hasta etmeden bitkinin gelişimini sağlayacağız. Bütün ekranlar karşısında bütün gönül halkı ve Biga bu bölgedeki çeltik üreticilerine şunu söyleyeyim Halil'e. Yani randıman artırmak için çok ideal bir dönemdesiniz. Artı daha kaliteli başak için çok ideal bir dönemdesiniz. Ki zaten başak oluştuktan sonra da içine giremiyorsunuz haliyle. Evet. O yüzden şiddetle başak diriliği, kalitesi, başak sayısını artırma konusunda rekor gübre yaprak gübresi çok etkili bir üründür. Ama ne kadar çalışır? Toprağınız izin verdiği kadar. Yani toprağınızda gübre yoksa olmaz. Yani bitkinin bir kere aşağıdaki beslemesini zaten Selçuk Beyler geriye kadar yapıyor haliyle. Çok gezelim efendim. Biraz daha gelelim. Şimdi yani tane konusuna ne diyorsunuz? Babanız ne diyor peki? Babanız baktı mı? Babam baktı. Ne diyor babanız? Babam da yani yaşarmış. Babanızın adı neydi efendim? Saffet. Buradan Saffet Bey'cime de selamlar söylüyorum ben. İşi vardı, gelemedi. Zaten hep yoğun kendileri. Onun için de yani tane konusunda, randıman konusunu artırmak için ne düşünüyorsunuz şu anda? Diğer tarlalar için konuşalım. Şu anda rekor gübreyi kullanmayı düşünüyoruz. Evet. Biz de bugün sizlere randıman konusunda bugün net şekilde sizin gibi bakımı bilen, çok güzel şekilde çeltikçiliği anlayan insanlar için konuşuyorum. Hani bu noktada rahatlıkla o randıman konusunda da tane artışı sayısında da çok rahatlıkla söylüyorum. Ben burada tabii